Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bugün sizlerle Köftesi New Horizons'ın 64. bölümüyle karşınızdayız. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle ben bir Chemical Bat yerleştireceğim. Tam bağlandı. Chemical Bat'e bundan bir koyacağım. Ve derilerim nerede? Heh, burada. Hatta dur. Üçünü birden koyalım. Aynen. Ve envanterimin biraz dolu olduğunu göreceksiniz. Envanterimde ne var? Distillation Tower. Evet. Gelelim. Hayretten bir de şu var. Nereden mi kullanmaya başlayalım? Aslında buradan kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi mesela evet. Şimdi şöyle gelelim. Şunları bir temizleyelim. Bunun kapsam alanı ne kadar da hatırlamıyorum. O zaman biraz deneyeceğiz. Tamamdır. Şimdi. Eğer ben bunu 2, 3, 4, 5 böyle koyarsam koyamadım. Her tarafı aydınlatacak mı? Tam yetmedi. Aslında dur. Tavana değil de duvara koyabilirim. Yani şurası olabilir mesela. Burada da şurası. Yani birkaç nokta kalıyor. Onları da bir şekilde halledeceğiz. Sen gel. Nasıl dur. Sen gel. Sonra dur. Burası daha mantıklı gibi. Nerede? Mantarında mı? Hayır değil. Tamam. Burada. Gel bakalım. Yok. Power mod. Power mod güzel bir şey. Bir. Tamam, bu mantıklı gibi. Niye? Aydınlanmadın. Ha tamam, şimdi aydınlandı. Güncellemesini bekliyormuş. Tamam, şimdilik burası böyle iyi. Birkaç tane daha yapacağız bundan. Evet. Tamam, şimdi ışık biraz geç güncelliyor. Muhtemelen sanal bir ışık kaynağı koyuyor oraya. Şurada dursun bir. Tamamdır, bu iyi. Sen de gel. Şurayı güncelleyecek. Tamamdır. Şimdi benim bir tane Distillation Tower yerleştirmem lazım. Distillation Tower'ımı nereye koyayım? Aslında buraya koyabilirim çünkü şurası zaten ya oradaki büyü ekipmanını taşıyacağım zaten yakında. Smooth Marble. Tamamdır. Şimdi. Distillation Tower. Gel bakalım.
Sen nereye bak? Tamamdır. Evet. Ardından input hatch. Maintenance hatch. Ve medium voltage enerji hatch. Seni nereye koyalım? Şuraya koyalım. Tamamdır. Ardından bir şimdi ya bakalım bu arada bir blueprint. Ups. Bunu da göstermiyor. Tamam. Yani bana iki tane daha bundan lazım. Alırız. Sıkıntı yok. Yaparız. Şimdi stainless steel. Raw iron. Ha, stainless steel. Bana bir stack ver. Submit. Teşekkürler. Ve 1 2 sonra ups, wire ile attım. Neyse. Peki. Belki bir gün işe yarar. Gelin bakalım. Steel. Burası iyi. Şimdi. Wrench. Wrench ve neydi? Hammer mıydı? Heh, tamam. Hammer gelsin. Ne gelsin başka buradan? Buradan başka bir şey gelmesine gerek yok daha. Kalan hepsi benim üstümde. Tamamdır. Structure tamam. Aslında dur. Bu yana mı koysam? Çıkışları. Çıkışları o yana koyayım. Çünkü diğer makinelere oradan bağlanacak. Tamamdır. Siz de gelin bakalım. Ve şimdi. Oturdu. Bir hammer ve wrench'imizi koyalım. Bunun yanı sıra. Ne lazım? Oy, oyun dondu bir an. Bottomer. Wire. Bunun wire'ları neredeydi? Enerjin yetecek mi? Tam yetti. Soft hammer, screwdriver, file cutter, levye. Tamamdır. Şimdi yapacağımız şey basit. Seni bir şarj edeyim.
Screwdriver değil. Tamamdır. Hammer değil. Evet, bunu kurduk. Şimdi yapacağımız bir nokta var. Ben sizleri bir alayım. Tam bitmiş. Güzel. Alüminyumlar hala devam ediyor. Tamam. Şurası devre dışı kalacak. Şu arkadaşlar yukarı gidecek. Yukarı yönlenecek. Ve bunu ne şekilde yapacağız? Bu arada şurayı bir kontrol edelim. Güzel. 20 tane olmuş. Tabii öncesinde benim bir yatmam lazım. Şimdi. Şunu geçici olarak bir durduralım. Manuel, tamam. Manuel olarak tetikleyecek. Bunu şuraya doğru koyacağım. Buraya aktaracak. Gel bakalım benim bir... Herhangi bir MB tankım var mı? Ha, wrench de bir de unutmadan. Crowbar lazım bana şimdi. Crowbar. Gel bakalım. Evet, buranın sıkıntısı. Tamamdır. Bu buraya gitmeyecek artık. Bunu yukarı taşıyacağız ve dolayısıyla da burası son üretimlerini yapacak. Ardından aslında yukarıya da bir dizi pil koysam güzel olacak. Ne yapacaktım Benim tanka ihtiyacım vardı. Tankım var mı burada? Super tank, seni kullanmayacağım. Low voltage blade tank. Aslında olabilir. Blablabla. Şu süper tankları her tür farklı bir iş için kullanacağız da. Benim birkaç tane tank yapmam gerekecek şimdi. Kesinlikle birkaç tane tank yapmam gerekecek. Şu süper tankları kullanacağım. Aslında... Aslında low voltage fluid tank ne kadar bir buffer oluyor bize. Sen mesela ne kadarsın? Low voltajdan düşük. Bunu kullanmak daha mantıklı aslında. Low voltajdan. Şimdilik bunu kullanalım. Tank var. Heh, tamamdır. Nereye koyalım bu petrolü? Dört. Tamamdır. Bu mesela bu 48 mili bakın tutuyor. Ha, yok yok tamam. Tamam bu iyi şimdilik. Ardından buna potent fluid pipe'lar. Gelin bakalım. Bir de şurada hangi cover'ı kullanmıştım? Ona hızlıca bir hangi cover kullanmıştım? Gerçi burada texture değiştiği için biraz tuhaf duruyor şimdi. Sanctus Quartz kullanalım. Ya da dur, Marble'a bir bakalım. Marble nasıl duruyor?
Marble plate. Bence güzel durur. Bakalım. Fena değil. Ve screwdriver. Gel bakalım. Sadece fluids. Fluids, tamam. Işığı kötü bir yer yok. Şimdi şuraya çıkıp aynı benzer bir şeyi buraya koyacağız. Ha tabii dur. Ondan bir tane daha lazım bana. Marble plate. Teşekkürler. Ve redstone enerji, redstone enerji fluids tamam. Power mode. Güzel hover mode. Şimdi ranch. Evet biliyorum biraz konuşmuyorum bu aralar. Ve tamamdır. Şimdi şurayı benim bir şekilde boşaltmam lazım. Onu yapmanın en kolay yolu ne? Bizim bu pakette elimizde harika bir kaynak var. Seller. Seller. Dur. Ve buradaki kablo trafiğinin büyük bir çoğunluğunu bu şekilde yok etmiş olacağız. Evet. Ve şunlar da gelsin. Tabii daha fazla gerekecek. Benim amacım şu an bu buffer'ı değil de öncesindeki zamazingoları boşaltmak. Bu buffer'ı da boşaltacağız ardından. Ups. Ve çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi bu buffer'ı aslında tamam. Şunları şöyle boşaltalım. Güzel. Sonra burası. Burası da temizlensin. Evet, burası da temizlendi. Güzel. Bunlar çalışmaya devam ediyor çünkü petrolü şu an bunlar hala petrol üretimiyle meşgul. Mesela şu noktadan itibaren boşalttığımda burası temizlenecek. Heh, şu son kalanları alamıyorum. Onları boş ver zaten. Oh. Şimdi şunları da buraya bir aktaralım. Ardından aşağıdaki kartımızı buraya yönlendireceğiz. Orası tamamen buraya çalışacak. Tamamdır.
Şimdi. Sevgili kartımız. Gel bakalım. Aynen. Bunları da toplayalım. Köprüyü daha düzgün bir şeye çevirmem lazım ama ne kadar acil ona ben de emin değilim. Şuraya gidecek o zaman. Şuradan aşağı indirtebiliriz. Tamam. Ben şurayı düzenleyip geliyorum hemen. Tamamladık ve şimdi bunu koyarsam böyle bu gidecek. Ve şuradan petrolünü alıp zekir dönecek. Bakın bu dizellerini bitirmiş. Evet, dizellerini bitirmiş. Kendi petrolünü yiyor şu an, güzel. Yesin. Sıkıntı yok. Yani bu doluyor. Valentine güzel. Bu dolduğunda yukarıya doğru petrolünü dolduracak. Biz de şuradan geçip şuradan petrolümüzü alacağız. Seni alalım. Seni almamışım. Evet. Petrolümüzü bu şekilde işlemiş olacağız. Railcraft. Gel bakalım. Sen de çöpe git. Sonrasında. Aslında evet ya, ben oraya bir battery box koyayım. Battery box. Aa, yok. Medium voltage battery buffer. Copper kablo. 4x. Bir de chest lazım. Şu sodyum pilleri kullanırız. Sıkıntı yok. Bir de şundan besleyelim şimdilik. Zaten bir noktadan sonra direkt petrol buradan elde edileceği için. Tamam, bunun işi bitmiş. Bunun da işi bitmiş. Sülfürikleri bir yerden elle taşırız. Tamamdır. Geri kalanları yukarı taşınacak. Fuel'ı direkt olarak şu süper tanklardan birine koyacağım. Ana yakıtımız direkt o olacak. Sonra devam edelim. Şuraya bir tane 4x kablo lazım. Bakalım var mı hiç? Var. Sonrasında Bayer katır, gel bakalım. Evet, hiçbir şey patlamadı, güzel. Tamamdır. Şimdi asıl olaya artık başlayabiliriz. Sen şuraya dön. Ve siz birleşin.
Ardından. Input disabled. Input disabled. Input disabled. Input disabled. Bu yeterli olacaktır. Import. Şimdi bunlar petrol dolmaya başlayınca ve buna soft metal'la bulduğumuzda evet. Evet arkadaşlar. Burası çalışıyor. Şimdi bunun sadece şu sülfürik kısmını temizleme muhabbetinde kaldı bizde. Evet. O yüzden sanırım burayı artık temizleyebiliriz. Ah, ama bu tabii ki de sonraki bölüme kalıyor. O zaman ne diyoruz izleyiciler? Teşekkürler. Kötesi kötü günler. İyi eğlenceler.